Merhaba hocalarım. Ben Manisa Akhisar, Mecidiye Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'ndan katılım sağlıyorum. Bir köy okuluyuz. Bildirimim adı, çalışmamın adı ise geleneksel çocuk oyun uyarlamaları ile İngilizce kelime öğretimi. Neden böyle bir konu seçimi yaptık? Biliyorsunuz sokakta artık oyun oynayan çocuk sayımız çok az. Bu değerlerimizi unutuyoruz artık yavaş yavaş. Hem ona onunla ilgili çalışmalar yapmak hem de İngilizce kelime öğretimini de bu çalışmaya dahil etmek istedik açıkçası. Şimdi problem durumlarımıza baktığımızda hepimiz biliyoruz aslında, dünden beri konuşuyoruz İngilizce dil eğitiminde. Yeni bir dilin kelime öğrenme süreci oldukça yoğun bir çaba gerektiriyor. Tabii ki okunuşu farklı, yazılışı farklı. Çocuklar bir ne oldum diyor açıkçası İngilizce ile karşılaştıklarında. Ve kelime öğretimimiz ise çoğunlukla, bizler de öğrenci olduk, bu süreçten geçtik, hep sanki ayrı bir alt beceriymiş gibi yaklaşıyoruz. Halbuki bütün dil becerileriyle ne yapmamız lazım? Bütünleştirmemiz lazım. Yani yeni bir kelimeyi kullanmamız lazım, dinlediğimizde anlamamız lazım. Yazılışı, okunuşu, hepsi gerçekten yoğun bir çaba ve süreç gerektiriyor. Ve yine tabii ki dil öğretimi eğlenceli ve aktif öğrenme ortamlarında olmalı. Çocukların sesi çıkmalı diyorum ben ve oyuncu öğretmen olarak biliniyorum okulda. Derslerimde, sınıflarımda gürültüler çıkar. Hatta bazen kapıyı tıklatıp müdür yardımcıları ders boş mu der falan, böyle bir süreç. Böyle bir ders süreçlerinden geçiyorum. Ve yine tabii ki bilgilerin kalıcı olması lazım. Bakıyoruz bu ünitede verdiğimiz kelime bir sonraki ünitede hop ne olmuş, bitmiş gitmiş hani oluyor. Motivasyonun artırılması lazım. Öğrenciler olumlu tutumlar geliştirmesi lazım. Hep diyoruz. Yani öğrenci o dersi sevdiğinde, dersimizde olmaktan mutluluk duyduğunda otomatik olarak da ne yapıyor? Derse olumlu tutum geliştiriyor ve öğrenmek istiyor. Stresin azalması lazım, hocam da bahsetmişti. Aktif katılım sağlanması lazım ve dil becerilerini işte burada aktif kullanması gerekiyor. Ülkemizde şöyle bir inceleme yaptık öğrencilerimle birlikte. Ben oyun geliştirme süreçlerini öğrencilerimi de dahil ettim. Süreci anlatacağım. Birçok alanda, disiplinlerde kullanılmış geleneksel çocuk oyunları, matematik alanında, Türkçe, beden eğitimi gibi farklı derslerde, farklı amaçlarda kullanılmış. Biz de şunu düşündük, neden İngilizce'de kullanmayalım? Oyunu çok seviyoruz, oyun oynatmayı. Zaten elimizde hazır çocuk oyunlarımız var. Bunları neden uyarlamayalım ki dedik. Ve çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şunu araştırmak istedim ben. İngilizce kelime öğretiminde uyarladığımız bu oyunların kelime öğretim öğrenme üzerindeki etkisi ne düzeyde? Ve çocuk oyunları ile ilgili, yani şekillendirilen derslerle ilgili öğrencilerin düşünce ve tutumları neler oldu bu süreçte? Araştırmada karma araştırma yöntemi kullanıldı. Hem nicel hem nitel araştırmayı kapsamakta. 6. sınıf seviyesindeki öğrencilerle gerçekleştirdik. Ve 43 öğrenci, 22'si deney grubunda, 21'i de kontrol grubunda. Deney grubundaki öğrencilerle her hafta, 4 haftalık bir süreci kapsıyor. Veteran Emotions ünitesi üzerinde gerçekleştirdik, yani kapsamında gerçekleştirdik. Her hafta ikişer oyun oynadık, her hafta. Öğrenciler ne yaptılar? Gittiler. Ninelerine sordular, annelerine, babalarına sordular. Kendileri tabii ki çok az oyun oynuyorlar. Fakat kitaplar, çocuk oyunları kitaplarını araştırdılar. Estağfurullah hocam, buyurun. Ve birlikte oturduk öğrenci grubumuzda. Çünkü yapılan araştırmalarda kendi oyunlarını da tasarlayan, sürece dahil, öğrencileri de dahil ettiğimizde bilgiler daha da kalıcı hale geliyor. Nicel verilerin analizinde ön test ve son test gruplu, yarı deneysel desen tercih edildi ve verilerin analizinde ise tabii ki buraları biraz teknik, independent t-test kullanıldı. Nitel verilerde ise öğrencilere süreçle ilgili sorular sorduk. İşte ne düşündünüz, ne hissettiniz bu oyunlarla ilgili ve verilere göre tabii ki literatür taramasında, alan yazı taramasında yaptığım
temalar, verilere göre bir temalar oluşturduk ve temalara göre ise kodlar oluşturduk. Örnek oyunlarımız var. Mesela yağ satarım, bal satarımı, kelime alırım, kelime satarım diye. Veya eski minder oyununu bana bir poz ver, dramayı özellikle dahil ettik. Dramanın yanı sıra oyunlarımıza Web2 araçlarını da dahil ettik. Mesela kelime kimde oyunumuz örneğin. Yüzük kimde? Kelime kimde diye çevirdik. Kelimeleri koydular öğrenciler gizli gizli ve işte kelime kimde tahmin ettiler. Kelime kimde çıktıysa Word Wall'da rastgele tekerlek var ya hocalarım. Onu ne yaptık? Öğrencileri kelime, dramayla, dramayı da dahil ettik. Yani süreci zenginleştirmeye çalıştık. Uyu uyan mesela yattı kabak kalktı patlıcan. Bir poz ver. Onun dışında tabii ki hepsini koyamadım ne yazık ki. Hımbıl oyununu dahil ettik. Konuşturan misketler, onu da Jeopardy Labs uygulamasıyla bütünleştirdik. Yani hem dijitalli de işin içine dahil ettik. Çok değişik oyun süreçleri tasarlamayı hedefledik. Bulgularımıza baktığımızda ise ön testte hem deney hem kontrol grubunun ortalamalarının yakın olduğunu görüyoruz ve P değerinin 0,52'den büyük olduğu tespit ettik. Fakat uygulama sonrasında deney grubunun ortalamasında artış tespit ettik. Ve yine P değerinin ise 0,05'den düşük olduğunu tespit ettik. Ortalamanın yüksek olması burada önemliydi bizim için. Hatta şunu bile karşılaştık. Daha önce de ben oynatıyordum bu oyunları farklı sınıf seviyelerinde. 7. sınıfa geldiğimde öğrencim şunu demişti. Öğretmenim ben bu kelimeler geçiyor. Şu geçen sene şu oyunda oynamıştık biz. Hatırlıyor musunuz? Yani o kadar, yani ben şaşırdım mesela oyununa kadar hatırlaması gerçekten hoşuma gitti. Tabii ki başka bir araştırma konusu, kelimelerin kalıcılığı vesaire ama bu benim hoşuma giden bir nokta olmuştu. Ve yine nitel veri analizlerinde ise farklı alanlarda, duyusal, kültürel, sosyal, eğitsel alanlarda ise öğrenciler görüşmelerden elde edilen kodlar bu şekildeydi. Özellikle kültürel kodda nesilden nesile aktarılması, atalarımız tarafından oynanması, yani kültürümüze de vurgu yapmamız benim oldukça hoşuma gitti. Yani bu konuda da öğrencilerde farkındalık yaratmak ayrıca keyif vericiydi benim için. Ve sonuç olarak sonuçlarıma baktığımda araştırmanın hedef kelimelerin öğretilmesinde oyunların, öğrencilerin de içine dahil ederek geliştirdiğimiz oyunların etkili olduğunu tespit ettim ve yine oluşturduğum kodlardan öğrencilerde bu konuda hem eğlenceli, hem kalıcı, hem uzlaştırıcı öğrenme ortamları oluşturduğumuz aslında ortaya çıkmış oldu. Peki neler yapabiliriz? Oyunların gerçekten ucu çok açık. Geleneksel çocuk oyunlarının hem kültürel, farklı farklı yörelerde farklı farklı oyunlarımız var. Farklı oyunlar, farklı sınıf seviyelerinde özellikle ilkokulda zenginlik olması açısından. Yani sadece şöyle de olmuyor, hani kelime öğretmek değil, kelimeleri uygularken, oyunları uygularken tabii ki kafamıza göre de uygulamadık. O amacım ne? Ya da hangi yaş sınıf, hangi seviyede öğreteceğim kelimeler ne? Peki ben o oyunu oynatırken hangi dil becerisine yoğunlaşacağım? Konuşma mı, yazma mı, dinleme mi? Bunu da hesaba kattık. Örneğin işte hedefimiz ne? Hangi yapıyı vermek? What is the weather like? It is sunny ya da is it sunny? No it isn't gibi bunları kullandılar. Yani oyun sürecinde de kelimeleri bu şekilde içerik temelli, bağlam temelli ortamlarda da kullanmaları çok da güzel oldu. Öyle de bir, yani bilinç dışı da bir ortam sağlanmış oldu. Hem oynadılar, hem öğrendiler, hem sesleri çıktı, konuştular. Bu anlamda hani gerçekten katkısı oldu. Ve farklı dil becerileri işte yani. Hedefimde, oyunumda neyi geliştirmek istiyorsam, hangi beceriye odaklanmak istiyorsam, hemen ne yapabiliyorum? Adapte edebiliyorum. Mesela bu ünitede weather and conditions mı, hava durumları mı? Diğer ünitede occupations, meslekler. Canlılık ve renk getirebiliyor. Ve yine çocuk oyunlarından dijital oyunlar da esinlenebilir. Mesela farklı bir projede
yakar top oyununu geliştirmiştik. Top çarpıyordu. Scratch üzerinden geliştirmiştik onu öğrenciye. Hatta bir öğrencim dedi ki öğretmen biz neden eski minderi yapmıyoruz ki? Yani dijital oyunları da işin içine ne yapabiliriz? Katabiliriz. Yani oyun süreci tasarlamak gerçekten çocuk da ilgisini çekiyor. Çok da güzel katkılar sağlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Heyecanından ötürü kusura bakmayın. Çok sağ olun.